Dünya dışı yaşam araştırmaları yaparken bir gezegende ne bulursak, evet burada yaşam olma olasılığı çok yüksek diyebiliriz. Sıvı su mu? Atmosfer mi? Yoksa aktif bir çekirdek mi? Peki, böylesi özelliklere sahip gezegenler keşfettik mi? Elbette. Modern teleskoplarımız sayesinde uzayın derinliklerindeki gezegenleri artık daha net görebiliyoruz. Sizi büyüleyecek bu videoda yaşam barındırma potansiyeli yüksek iki özel gezegeni inceleyeceğiz. LHC-1140b ve TRAPPIST-1 sistemi. Kemerlerinizi bağlayın, keşif dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. İnsanoğlu tarih boyunca gökyüzüne bakarak kendini sorguladı. Bizden başka bir yerde, başka bir dünyada, belki de hayat mı vardı? Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bu soruya cevabımız giderek daha somut hale geliyor. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble, Kepler ve Spitzer teleskopları sayesinde artık dünya dışında yaşam barındırabilecek gezegenlerin kapısını aralıyoruz. Öncelikle bir gezegeni yaşanılır kılan faktörleri sıralayalım. Sıvı su. Suyun sıvı halde bulunması kimyasal reaksiyonların devamını sağlar. Atmosfer. Yüzeyi korur, sıcaklığı dengeler, oksijen ve karbondioksit gibi yaşamı destekleyen gazları barındırır. Yaşanabilir bölge. Bir yıldızın etrafında suyun ne buharlaşacağı ne de donacağı bir konumda bulunması bir gezegenin yaşam barındırması için önemli bir faktördür. Manyetik alan. Dünyamızda olduğu gibi bir gezegenin aktif bir çekirdeği varsa ve bu çekirdeğin oluşturduğu manyetik alan yüzeyinizi zararlı kozmik radyasyondan koruyorsa, yaşanılır gezegen olma yolunda başarılı bir sıralamadasınızdır. Bu kriterleri taşıyan gezegenleri bulmak, evrenin sonsuzluğu içinde iğne aramaya benzer. Ancak son yıllarda keşfedilen LHC-1140b ve TRAPPIST-1 bu kriterleri önemli ölçüde karşılıyor. LHC-1140b'nin yıldızına olan uzaklığı araştırmacıları cezbetmiş olmalı ki, bu uzaklık suyun gezegende sıvı halde bulunması için ideal bir uzaklıkta bulunuyor. Yıldızların etrafındaki bu tür ideal bölgeler, yaşanılır bölge olarak adlandırılıyor. Bu gezegen, Dünya'nın yaklaşık 6.6 katı kütleye ve 1.4 katı boyuta sahip. Bu da yoğun ve demir açısından zengin bir çekirdeği olduğunu gösteriyor. Ayrıca yüksek yoğunluğu, gezegenin yüzeyinin kayalık olabileceğini ve yaşam için uygun bir ortam sağlayabileceğini düşündürüyor. Gözlemler, gezegenin atmosferinin olabileceğini ve bu atmosferde yaşamı destekleyebilecek bileşikler bulunabileceğini gösteriyor. Ayrıca gezegenin yoğunluğu ve kütlesi, yüzeyinde okyanuslar barındırabileceğini de ortaya koymuştur. Bu gezegenin yörüngesinde bulunduğu LHC-1140 küçük ve soğuk bir kırmızı cüce yıldızdır. Bu tür yıldızlar güneşimize kıyasla daha uzun ömürlüdür ve genellikle kararlı enerji çıkışları sağlayarak gezegenlerinin yüzey koşullarını destekleyebilir. LHC-1140b, yıldızının etrafında bir turunu 24.7 dünya gününde tamamlar. Bu kısa yörünge süresi, gezegenin yıldızına yakın olduğunu düşündürebilir, ancak yıldızın düşük sıcaklığı nedeniyle yüzeyi aşırı ısınmaz. ...2021 yılında göreve başlayan James Webb Uzay Teleskobu, LHC-1140b gibi süper dünyaların atmosferlerini incelemek için tasarlandı. Bu teleskop sayesinde gezegenin atmosferindeki gazların kimyasal bileşimlerini analiz etmek mümkün hale geldi.
2017 yılında bir başka heyecan verici keşif daha yapıldı. TRAPPIST-1 sistemi. Bu sistem Dünya'ya sadece 40 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve bir ultra soğuk cüce yıldızın etrafında dönen tam 7 farklı gezegeni barındırıyor. Sistem her biri Dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda olan 7 gezegen içermektedir. Bu gezegenlerin 3'ü, yıldızın yaşanabilir bölgesi olarak bilinen yüzeyde sıvı suyun bulunabileceği bir bölgede yer alır. Bu durum sistemin potansiyel yaşam araştırmaları açısından önemli bir hedef haline gelmesine neden olmuştur. Yıldız, Güneş'in sadece %9'u kadar bir kütleye ve düşük bir yüzey sıcaklığına sahiptir. Bu nedenle gezegenler yıldızlarına çok yakın yörüngelerde dönmelerine rağmen yüzey sıcaklıkları yaşam için uygun olabilecek seviyelerde kalabilir. Gezegenlerin yoğunluk ve bileşim analizleri, birçoğunun kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında dünyadaki okyanusların 250 katına kadar su bulunabileceğini göstermektedir. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevleriyle yapılan çalışmalar, TRAPPIST-1 gezegenlerinin çoğunun gaz devi gezegenlere özgü hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip olmadığını ortaya koydu. Bunun yerine, bu gezegenlerin atmosferlerinin Dünya, Mars veya Venüs gibi daha kompakt yapıda olabileceği düşünülüyor. Hidrojen gibi yoğun sera etkisi yaratabilecek gazların eksikliği, bu gezegenlerin yaşam için daha uygun bir ortam sağlayabileceği anlamına gelebilir. TRAPPIST-1 sistemi de LHC-1140b gibi 2021'de faaliyete geçen James Webb Uzay Teleskobu'nun da ana hedeflerinden biridir. Bu teleskop, gezegenlerin atmosferlerinde karbondioksit, su buharı ve metan gibi ağır gazları tespit etmeye odaklanmıştır. Böylece yaşamın kimyasal izlerini aramak veya bu gezegenlerin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını anlamak mümkün olacaktır. TRAPPIST-1, bilim insanlarının dünya dışı yaşam arayışında kritik bir rol oynayan bir sistemdir. Yakınlığı sayesinde sistemin gezegenleri detaylı şekilde incelenebilir ve bu da evrenin başka yerlerinde yaşam olup olmadığını anlamamıza katkı sağlar. Özellikle yaşanabilir bölgede yer alan gezegenler, bilimsel araştırmalar için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu tür keşifler, evrenin farklı köşelerinde yaşam barındırabilecek diğer sistemler hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olur ve Güneş sisteminin ötesindeki dünyaları anlamak için bir köprü görevi görür. Evet, bu video bu kadardı. Sonuna kadar izlediğin için teşekkürler.